Oğlumu öldürttün, sen de öleceksin. Ne yaptın sen? Geber Allah'ın cezası. Ölümü benim oğlum değil sen hak ettin, geber! Bırakın beni, katil! O öldüreceğim onu, bırakın! Bırakın katil, o öldüreceğim! Kendine gel! Bırakın! 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 Polis çağırın, ambulans çağırın! Hayır! 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 Çağırmayın! Çağırmayın! Katil! Hayır! Açmayı unuttum. Erdoğan iner inmez ara demişti. Selim. Merak etti tabii çocuklar. Alo. Geldiniz mi anne? Geldik oğlum. Havaalanından eve gidiyoruz. Tamam ama daha önce başka bir yere uğramanız gerekecek. Nereye? Ya bak bir şey söyleyeceğim ama panik yapma ne olur. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Babam hastanede. Ne? Ne olmuş? Ne oldu? Niye? Dedim ya önemli değil, tansiyon düşmüş. Selim doğruyu söyle, doğru söyle bana. Ay ne oluyor Perihan, söylesene. Eve gelirken bahçede fenalaşmış, tansiyon düşmüş, hastaneye kaldırmışlar. Vallahi şu anda hiçbir şey yok. Hangi hastaneye? Kim hastanedeymiş, söylesene. Tamam geliyoruz. Panik yapma bak. Sen yanından ayrılma. Tamam biz geliyoruz. Kim hastalanmış? Reşat, tansiyonu düşmüş. Hay Allah. Oğlum keşke söyleseydin. Gelip öğrenince daha mı iyi olacak? Hiç değilse gelene kadar panik yapmasın işte. Kesin anlamıştır yalan söyleyeni. Neyse ne. Gelsin kendisi görsün işte. Eve gidip öğrenmesi daha mı iyi? Ne bağırıyorsun lan? Allah Allah ne dedim ki? Ya kesin sesinizi ya da defolup gidin başımdan. Affedersin. Çok ucuz atlattık, çok. Allah kahretsin ya. Bitmiyor, bitmiyor. Başımızdan dert eksilmiyor. Bir de elemanla uğraşacağız şimdi. Ya hastaneden basına haber sızmasın. Ayarlandı her şey. Ne polisi ne de basın haber olacak. Vallahi bir duyulursa yanarız. Tam da mahkeme yaklaşmışken. Bir duyulursa arkası çorap söküğü gibi gelir artık. Feriş daha gelse kurtaramaz. Çenenizi tutun siz de. Yalnız bir şey yapmayın. Ya iyi de şikayet de edemeyeceğimize göre elemanı nasıl zapt edeceğiz şimdi? Ve konuşup edeceğiz bir şekilde. Başka çare yok. Dayım gitmiş evde yanında şimdi. Çok mu ağrım var? Biraz. Yapamadım. Beceremedim. 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 Allah beni kahretsin. Bırak beni. Bırak dedim. Yarın bıraktığım işi tamamlamam lazım. Yeter artık saçmalamayı, kes. Aç şu kapıyı. Beni burada tutamazsınız. Yeter be. Yeter. Leman. Leman. Bir tanem bunu yapma kendine ne olursun. Dokunma bana. Dokunma. Senin ellerinde de benim oğlumun kanı var. Sen de onlardansın. Sen de oğlumun katillerinden birisin. Sinirlerin bozukluğunu anlayabiliyorum. Acından ne dediğini bilmiyorsun. Ama bu şekilde bir şey elde edemezsin. Onu geri getiremezsin. O alçak cezalandırılmadıkça oğlum rahat uyuyamayacak. Rahat uyuyamayacak. Bırakın beni. Aç kapıyı. Yakarım bu evi. Yakarım başınıza. Aç dedim. Bırakın beni. Sakin ol. Bırakamam seni. Bir tanem aşkım. Bırakamam seni. Hadi yalancıyorum. Bırak. Oğlum senin yüzünden hiçbir zaman affetmedi beni. Senin yüzünden onunla dargınla ayrıldım. O seni hiçbir zaman anlamak istemedi. Onun için kendini suçlama ne olur. Ne istediniz bebeğimden? Niye aldınız onu benden? Niye? 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 Bana bak. Eniştem değil. Kerim ya da bir başkası. Ama eniştem değil. Emin ol. O zaman niye beni tutuyorsunuz burada? Niye burayı hapsettiniz? İyiliğin için. Polis her yerde eniştemi buranı arıyor. Seni ele vermeyeceğiz. Güvenliğin için buradasın. Allah'tan enişteme bir şey olmadı. Yoksa başım büyük belaya girerdi. Seni kurtaramazdık.
Her şey Fatma Gül'le başladı. Her şey. O geceden sonra hepimizin hayatı kabusa döndü. O kızın laneti başımızın üstünde dolaşan. İtiraf etmeden rahat yüzü görmeyeceğiz. Her şeyi anlatacağım. Delirdin mi sen? Ne biliyorsam anlatacağım polise. İyi o zaman, eniştem de senden şikayetçi olsun, hapse gir. Umurumda değil. Çekil önümden Münir. Engel olma bana. Çekil dedim. Çekil. Çekil. Çekilemem bir tanem. Çekilemem. Çekilemem. Tehlikeye atamam seni. Eski günlerin hatırına sana zarar gelsin istemem. Ah, şurası işte. Reşat. Ne oldu? Gel biraz, gel otur hadi. Tansiyonu düştü dedin. Ne oldu Reşat, kaza mı geçirdin? Gibi. Ne oldu, söylesenize. Önce bir sakin ol lütfen. Gene ne saklıyorsunuz benden? Vuruldum Peri Hanım. Demem beni öldürmek istedi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne yapıyor bu kadın, delirmiş mi? Babam eve girerken çok yakın mesafeden ateş etmiş ama Allah'tan kurşun bacağını sıyırmış. Aman Allah'ım, neler yaşıyoruz. Nerede şimdi, emniyette mi? Bizim evde. Hayır, yani polise haber veremezdik. Şemsi uçakta, o da bizle beraberdi. Onun haberi oldu mu? Oldu oldu, o da şimdi Leman'ın yanına bizim eve gitti. Anne, hadi gel. Çok fazla bu kadar, çok fazla. Selim, hadi biz çıkalım. O kadın oradayken eve gitmeyin. Yok yok, buralardayız. İyi bari korktuğum kadar olmadı. Annem beklediğim gibi tepki vermedi. Alıştı oğlum artık kadın. Yalnız var ya, babama bir şey olmuş olsaydı o kadını kendi ellerimle öldürürdüm. Hadi gel bir kahve içelim, kendimize gelelim. Yok sen iç, ben bahçeye çıkacağım. Bundan sonra daha dikkatli olmalısın Şemsi. Şansım varmış, enişteme bir şey olmadı. O şanslıydı. O kurtuldu elimden. Tamam Levan, hadi. Bir an önce gidelim buradan, hadi. Silah nerede? Bütün bu olan bitenden sonra silahı size vereceğimi mi sanıyorsun? Bu benim ruhsatlı silah. Bizde kalsın, ne olur ne olmaz. Levan bildiklerini anlatmakla tehdit ediyor bizi. Selim'le Erdoğan'dan ayrı mı tutacak buralı? Oğlumun adını ağzına alma. Sen de Leman'a sahip çık. Bu kadın bu eve bir daha girmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Bu kazadan da kimseye söz edilmeyecek. Böyle bir olay bu evde olmadı. Anlaşıldı efendim. Anladım, tamam. Hayır hayır, gelmesin Münir. Biz de çıkıyoruz zaten. Tamam, görüşürüz. Erdoğan evde miymiş? Kapattı, cebinden ara. Ne diyor Hilmi'ye? Şemsi Leman'ı götürmüş. İkna etmiş mi peki? Sonra eve gidince uzun uzun konuşuruz. Yok, açmıyor. İş buyuracağız, Angarya çıkacak diye açmıyormuş. Hastaneden nasıl kaçacağını bilemedi. İyi geceler efendim. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.